Merhaba arkadaşlar, Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan İsa neden tamamlandı diye bağırdı adlı hikayemizi anlatacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Luka 23. bölüm 46. ayet. İsa yüksek sesle "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum" diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi. Luka 23. bölüm 46. ayet. Arkadaşlar, İsa'nın bu dünyaya neden geldiğini ve kaç yaşına kadar bu dünyada yaşadığını bilen var mı? İsa Mesih bizi kurtarmak için bu dünyaya geldi ve 33 yaşına kadar aramızda yaşadı. İsa 30 yaşındayken göklerin egemenliğini duyurmaya başladı ve 33 yaşında çarmıha gerildi. İsa bizim günahlarımız uğruna bir kurban olarak çarmıha gerilip öldü. O bunun için bu dünyaya gelmişti. Görevi buydu. İsa yaratılıştan başlayan Tanrı'nın kurtuluş tasarısını tamamlamak üzere dünyaya geldi. Bizim bütün günahlarımızı bağışlamak için yaklaşık 6 saat çarmıhta asılı kalıp acı çekti ve öldü. Onun ölümüyle kurtuluş tamamlandı. Arkadaşlar, İsa Mesih çarmıhta acı çekerken 7 kere konuştu. Neler söylediğini hatırlayan var mı? İsa'nın çarmıhta acı çekerken söylediği bu sözler bize öğüt verici niteliktedir. İsa çarmıhtayken kendisini çarmıha gerenlere, giysilerini aralarında paylaşmak için kura çekenlere, ona hakaret edenlere baktı ve şöyle dedi: "Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." O, kendisini çarmıha gerenleri lanetlemedi. Onlar için kötü söz söylemedi. Tersine, bağışlanmaları için Baba Tanrı'ya dua etti. Çünkü bu insanlar İsa'nın kim olduğunu bilmedikleri için böyle davranmışlardı. İsa'nın sağ ve sol tarafında iki suçlu daha çarmıha gerildi. İki suçludan biri İsa'ya, "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. Bunu duyan İsa ona, "Sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," diye yanıt verdi. Rabbimiz çarmıhta acı çekerken bile bir kişinin canını kurtarıp onu cennete götürmüştür. İsa çarmıhtayken yanında annesi Meryem ve sevdiği öğrencisi Yuhanna duruyordu. İsa'nın annesi Meryem, oğlunun çarmıhta acı çekmesine dayanamayıp acı acı ağlamaktaydı. İsa annesini teselli ederek, "Anne, işte Yuhanna oğlun," dedi. Ardından Yuhanna'ya dönüp, "İşte annen," dedi. İsa Yuhanna'dan yokluğunda Meryem'e annesi gibi bakmasını istedi. İsa'nın bu şekilde çarmıhta acı çekmesi gücü olmadığı için değildi. Eğer isteseydi hemen gökteki melekleri çağırıp kendisini çarmıha gerenleri cezalandırabilirdi. Oradan kurtulabilirdi. Ama öyle yapmadı. Çünkü dünyayı günahtan kurtarmak için kendisinin çarmıhta acı çekerek ölmesi gerekiyordu. Yani bunların olması gerekliydi. İsa bir insan olarak bu dünyaya geldi. Dolayısıyla olaylar karşısında bizim gibi korku ve acı hissediyordu. Bu nedenle İsa duyduğu bu acı yüzünden Tanrı'ya yüksek sesle "Elohi, Elohi, lema sevaktani," yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Sonra "Susadım," dedi. İsa
Tanrı olduğu için acı hissetmemesi ve susamaması gibi bir durum söz konusu değildi. Bir insan olarak geldiği için bizim gibi acı hissetti ve susadı. İsa'nın çarmıhta bizi kurtarmak için yüklendiği acı dayanılacak gibi değildi. İsa artık zamanın geldiğini anlayınca "Tamamlandı," dedi. Bu cümleyle kurtuluşun sağlandığı ilan edilmiş oldu. İsa son nefesini vermeden önce kendi ruhunu Baba Tanrı'ya teslim ederek yüksek sesle "Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum," dedi ve bunu söyledikten sonra son nefesini verdi. İsa son nefesini verdiği anda tapınaktaki perde, yani en kutsal yer ve kutsal yeri ayıran kalın perde ikiye ayrıldı. İsa'nın ölümüyle Tanrı ile ilişkimiz yenilendi. Artık ona iman eden herkes her zaman Tanrı ile görüşebilir. İsa'nın hiçbir günahı yoktu. Tamamen günahsızdı. Fakat bizim günahlarımızı üstlenip yerimize öldü. Çarmıhta acı çekerken bile bizi sonsuz yaşama kavuşturup cennete götürmek için her şeye dayandı ve katlandı. Bu sayede Tanrı'nın kurtuluş planı tamamlandı. Evet sevgili arkadaşlar, bugün Tanrı'nın kurtuluş tasarısının İsa'nın ölümüyle tamamlandığını öğrendik. Şimdi yapmamız gereken, günahlarımızı üzerine alıp çarmıhta acı çekerek yerimize ölen İsa'yı kurtarıcımız olarak kabul etmektir. İsa'nın Rab ve kurtarıcımız olduğuna yürekten iman etmeliyiz. O zaman sonsuz yaşamı hediye olarak alıp cennete girebiliriz. Eğer daha önceden İsa'yı kurtarıcımız olarak kabul ettiysek, bizi kurtarmak için çarmıhta ölen İsa'nın sevgisi ve lütfu için şükredelim. Ama henüz aramızda bunu yapmayanlarımız varsa, şimdi İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul edebilir. Bu sayede bütün günahları bağışlanıp sonsuz yaşama sahip olabilir.